Merhaba, Gerçek Reader'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Sedan Mestan, yanımda değerli hocamız Profesör Doktor Tayfun Atay var. Hocam merhaba. Merhabalar. Yine yoğun bir gündemi geride bıraktık ama gündemde kesişen bazı konular oldu, özellikle din ve İslam üzerinden. Siz bunları Müslümanlığın güncellik sorunu diye topluyorsunuz aslında başlığın altında. Evet, öyle bir başlık altında topladık ama bakalım ne kadar doğru tartışma onu netleştirecek izleyenlerin sanırım zihninde de. Evet, hafta başında siz köşenizde de yazmıştınız. Nesli Can Tay'ı kaybettik biliyorsunuz. Evet. Sosyal medyadan mücadelesi çok yakından takip edilen bir isim de çok seveni de vardı. O yüzden ölümünün ardından çok kişi büyük bir dostunu kaybetmiş gibi hissetti. Ama bazı tweetler de hani bu üzerine konuşan tweetler çok dostane değildi diyebiliriz. Özellikle bu Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın tweeti üzerine söylüyorum. Yani mutlaka dostane değildi sözüne itiraz edecektir. Çünkü hani Neslihan kızımız diye başlayan bir tweet biliyorsun ama devamına baktığımız zaman gerçekten çok sorunlu ve böyle yumuşak başlı bir politik tavrı aslında ortaya koyan bir tweet'ti diye düşünüyorum ben tweet'i de. Tweet'i belki görebiliriz. Ben de bir hızlıca okuyayım isterseniz. Nesli Can Tay kızınız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi. Ölümle yüzleşebilseydi, ölüm bilincine sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücünden faydalanabilseydi, hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm. Burada dinlerin teselli gücü... İyi yapmış, iyi yaptın diyelim biz de öyle düşündün dediği için Nevzat Tarhan'a. Dinlerin teselli gücü. Şimdi Sedancığım bir kere seküler dünyanın dünyasallaşması hani en altı çizilecek ifade bu belki. Bunun üzerinden söylemek gerekir ne söyleyeceksek. Yani seküler dünyanın dünyasallaşması ifadesi aslında kendi içinde sorunlu bir ifade. Çünkü seküler zaten... Dünyevi, dünyasal demek. Yani burada çok uzun işte sekülerizm, laiklik biliyorsun Türkiye'de laiklik daha çok kullanılan bir terimken modern dünyada din ve devlet ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin Anglo-Sakson, biz bunları Fransız geleneğinden alıyoruz. Anglo-Sakson dünyada sekülerizm kavramı, sekülerlik kavramı daha çok öne çıkar ve orada da vurgulanan aslında kutsala karşı, yani buradaki karşılığı da şey almamak gerekir hani onu yok etmek anlamında bir karşılık değil ama kutsalın karşısında dünyevi olanı öne çıkarma durumu. Modern dünya böyle bir dünya olarak karşımıza çıkıyor ve işte hukukta olsun, siyasette olsun, toplumsal yaşamda olsun dinin hayatı belirlemesine karşı özellikle Avrupa Orta Çağı'nda kilisenin ekonomik politik önemine bağlı olarak söz konusu tablodan farklı bir durum ortaya çıkıyor ve bu çerçevede de işte sekülerizm dünyeviliği işaret ediyor. Yani dinsel duyuyu yok saymıyor ama dinsel duyuyu hayatın her alanına katmamak. Sekülerlik böyle bir şey. Peki dinlerin teselli gücü özellikle o noktada değil, mücadelesine karşı da bir karşı çıkışma varmış gibi geliyor bana. Evet. Şimdi tabii seküler dünyanın dünyasallaşması deyince hemen onu bitirelim ve ona geçelim. Bir anlamda dünyasal dünyanın dünyasallaşması gibi çok totolojik kendi içinde hani beyaz beyazdır demek gibi bir şey karşımıza çıkıyor ki bu sorunlu bir ifade. İkincisi senin dediğin yani dinlerin teselli gücü aslında modern dönemde din üzerine kafa yoran sosyal bilimciler, düşünürler, dinin psikolojik işlevleri adı altında bunu toplamışlardır. Yani Nevzat Tarhan'ın o tweetindeki ifadelerin aslında kendisi de seküler bir dünyanın içinden çıkan ifadeler. Çünkü hani dini bir yaşam biçiminin içindeki bir insan için böyle bir çözümleme yapma ihtiyacı da yoktur. Çünkü din her şeydir. Hayatın kendisi dini ifade eder ona. Oysa ki din üzerine işte dinin teselli gücü diyorsak, ölüm bilinci diyorsak buralarda
aslında dinin çaresizlik içindeki insanın dayanağı olarak tanımlandığı ve işte o en büyük çaresizlik de ölüm. Ölüm karşısında yaşamı sürdürürken işte bilinemeyene, denetlenemeyene karşı insana bir denetleme duygusu veren bir kurum olarak, pratik olarak din modern dünyada değerlendirilmiştir. Dolayısıyla burada Nevzat Tarhan'ın söylediklerinin kendisi aslında seküler bir zihnin, seküler bir dilin ürünü. Bir taraftan dünyasal dünyanın dünyasallaşması gibi çok problemli bir ifadeyi kullanıyor Üsküdar Üniversitesi rektörü. Öte yandan aslında Neslican üzerinden belki işte sekülerliğin içerisine bu kadar gark olmayı eleştirirken 21 yaşında bir kızın ölümü ardından aslında kendisinin de dahil olmak üzere Müslümanların ve Müslümanlığın bugünün dünyasında ne kadar sekülerleştiğini görmekten ve göstermekten uzak duruyor. Üsküdar Üniversitesi'ne baktığın zaman, Üsküdar Üniversitesi'nin kamuoyundaki ilanlarına, billboardlarına baktığın zaman dibine kadar seküler bir hayatın ve sekülerleşmenin içinde olduğunu görebiliriz. Yani bugünün dünyasında Müslüman kimliğiyle var olan insanlar, topluluklar, gruplar zaten seküler bir hayatın içerisinde. Tesettür defilelerine baktığında da bunu görüyorsun. İşte çok yakın bir olay Diyanet'in işte bir taraftan topluma faiz haramdır derken döner sermayesi içerisinde işte faiz geliri elde ettiğini görüyorsun. Yani o da tabii ayrı bir problem ve belki onu da gündemimize alabiliriz burada. Sonuçta sekülerleşmenin bugünün dünyasında Müslümanlığın da aslında kaçamadığı bir dinamik olduğunu görmek lazım. Ama burada tabii esas problem seküler yaşam biçimi karşısında. Türkiye biliyorsun bir dindar muhafazakar ve seküler kesimler arasında bir kutuplaşma yaşıyor. Çok uzun bir zamandır ve bu AKP iktidarı döneminde. Aslında orada bir anlamda Neslican'ın yaşam biçimi tercihi üzerinden toplumun önemli bir kesimine ki Gezi olaylarından bu yana yaşanan biliyorsun bir kutuplaşma bu. Toplumun çok önemli bir kesimine yönelik yumuşak başlı bir gönderme olduğunu düşünmek gerekir. Yani insanlar hayatı seküler bir biçimde yaşamak istiyorlar ve bunu sürdürmek istiyorlar. Ölüm karşısında da ölüme teslim olmak, ölüm bilinci değil yani kanserle savaşma noktasında bir takım işte tweetleri oldu değil mi Neslican'ın? Evet. Ve hani nasıl bir psikoloji içinde olduğunu belki kendisi bir tıp doktoru olduğu için en doğru anlayabilecek insan böyle laflar ediyor. Hakikaten esefle karşılanacak bir durum. Bana neyi de hatırlattı biliyor musun Sedancığım? Bu yıllar önce Türkan Saylan biliyorsun Türkiye'de o da hani seküler kimliğin savunucusu bir hocamız kanser olduğu noktada işte onu sevenlerin karşısına çıktığında o son dönemde hastalıktan, kemoterapiden dolayı o görüntüsünü gören bazı çevreler ne yazık ki çok alçakça işte bak sonunda nasıl tesettüre girdin gibisinden bir laf ettiler. Şimdi bana bunu hatırlattı. Elbette belki aynı kefeye derece itibarıyla konamaz ama bana sorarsan mahiyet itibarıyla aynı durumda değerlendirilebilecek bir tweet bu. Olmaması gerekirdi. Çok büyük bir talihsizlik. Evet, Neslican üzerinden olması yani genç bir kadının ölümü evet. Üzerine olması tabii zaten çarpıcı yapan. Peki bir de seküler dünyadan alınmaya çalışan biri daha var belki biliyorsunuzdur. Selena Gomez. Talas Belediyesi'nde Selena Gomez'li bazı billboardlar çıktı. Evet. Tabii Selena Gomez kimliğiyle değil ama başı kapalı bir Selena Gomez'li bir Photoshop oyunuyla. Yani bir imaj görsel hatası mı bilmiyorum, stok görsel hatası mı yoksa kasıtlı yapılmış bir şey mi bilemiyorum ama
Çok yalanlama gelmedi değil mi? Evet, belediye başkanı Mustafa Yalçın'ın bir sözü var. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyor. Bravo. Ayrıca ona. İşi gücü bıraktık, millete cevap yetiştirmek zorunda kaldık ya, ben ona yanıyorum diyor. Bakar mısın? Doğru, reklamın iyisi kötüsü olmaz ama gülünçlüğün de iyisi kötüsü olmaz. Komikliğin de iyisi kötüsü olmaz. Görebilir miyiz acaba o şeyi, evet, billboard'u belki onun üzerinden konuşalım, nasıl olduğuna bakalım. Ama işte evet, burada karşımıza geliyor. Şimdi o bütün değil mi, Selena Gomez'in, evet, fanları da işte Selena Gomez'i tesettüre bürümüşler, tesettüre sokmuşlar diye bunun, evet, şeyini yaptılar. Dolaşıma girdi sosyal medyada. Amerika'da şarkıcının çok genç bir kitlesi var. Sosyal, evet, medyada zaten çok ateşli, evet, bir hayran kitlesi, evet, var. Tabii gözlerinden, evet, kaçmadı. Evet. Bayağı bir, evet, yurt dışına da ses getirdi, hı, dünya çapında. Şimdi bu Gomez'dir değildir, hani onu bırakalım ama şu tabloya baktığımız zaman Sedancığım, biraz önce konuştuğumuz Müslümanlığın sekülerleşmesini ile ne anlatıyorsak, mesela benzeri billboardlar Üsküdar Üniversitesi için de var. Yani Neslican'a işte seküler dünyanın dünyasallaşmasından keşke uzak dursaydın diyen şahsiyetin rektör olduğu üniversitenin billboardlarında var. Burada da görüyoruz. Sonuçta ne yapıyoruz? Hani tesettürün bir şekilde Moda Nisa ve diğer tesettür giyim firmalarının reklamlarına da ilanlarına da baktığımız zaman gördüğümüz, sonuçta işte Allah'ın emri olarak ortaya çıkan bir pratiğin bir şekilde günümüz dünyasında kültür endüstrisinin bir kaynağı, bir malzemesi, birazcık daha belki ağır bir ifade olacak ama meta haline geldiğini, evet, görüyoruz. Burada da şimdi görüntüde tabii amaç üniversiteye hani öğrenci tutmak buralarda ve orada nasıl bir çeşitlilik, kültürel çeşitlilik, yaşam biçimsel çeşitlilik içinde olduğunu bize vurguluyor ama şimdi Selena Gomez üzerinden böyle bir tasarıma gidiyorsunuz. Bunun gündeme gelmesi söz konusu oluyor. Bu tartışılıyor. Sonra böyle bir tweette diyorsunuz ki reklamın iyisi kötüsü olmazmış. Doğrudan bir hani bu Selena değil gibi bir şey de duymuyoruz. Sonuçta gayet güzel. Demek ki bir şekilde böylesi bir billboard üzerinden tesettürü bir çekim unsuru haline getirecek mahiyette seküler bir motivasyonun da içinde yer alıyorsunuz. Bir taraftan da İran'da Beyaz Çarşamba, hı, hareketi devam ediyor. Hatta, hı, eğitim öğretim yılının ilk, hı, gününde öğrenciler de buna, hı, katıldı diyor Masih Ali Nejat, hareketin öncülerinden. Evet. Hatta Ağustos sonunda bir genç kadın başını açtığı için 24 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Hı hı. Masih Ali Nejat bunların da protesto edilmesi, hı, gerektiğini söylüyor bu cezaların da. Evet. Güçlü bir kadın hareketi var karşımızda, özellikle gençlerin dahil olduğu. Evet, İran'da da durum bu. Şimdi bak, İran'da da tesettürün öbür yüzü karşımıza çıkıyor. Evet. Orada da tesettür, orada kadınların işte 7 yaşından itibaren zorunlu olarak uygulamak zorunda oldukları, onlara dayatılmış bir pratik. Evet. Dolayısıyla başka bir tablo var ve bir tarafta hani daha güzel görünmek için örtünün denirken insanlara, kültür endüstrisi bünyesinde İran'da da işte örtünmeyi protesto eden, evet, bunun bir insan hakkı olarak, kadınlığına yönelik bir dayatma olarak karşısında olan insanlar var. Tabii İran İslam Devrimi'nin 79'da hayata geçmesinden sonra da İran'da çok su aktı köprülerin altından. Yani özellikle Hümeyni'nin ölümü sonrası 89'da İran'da da işte post-İslamizm diye adı konan ciddi şekilde bir İslami rejime karşı rahatsızlıkların, huzursuzlukların ve giderek de protestoların kendisini gösterdiğini biliyoruz. Özellikle kadınlar cephesinde, gençler cephesinde bunun olduğunu biliyoruz. Ve sistem tabii dünyaya çok yansımıyor bu ama
Hümeyni dönemi ve sonrasında çok ciddi bir fark var İran'da bu bakımdan. Ama sonuçta da yerleşmiş, oturmuş ve yerinden edilemez de bir iktidar var. Yani devrim muhafızları, bütün bunlar sonuçta İran'da bir değişimi, dönüşümü yaratmayı zorlaştıran noktalar. Aslında İran'ın tarihine baktığımızda çok seküler bir tarihsel dinamiği, çok önemli bir kültür havzası olduğunu, Orta Doğu, Hint Yarımadası, Orta Asya, Anadolu düşünüldüğünde böyle bir kültürel derinliği var İran'ın. Ama işte İran İslam devrimi sonrası yaşananlar bir şekilde önemli bir ara dönemde bence İran'ın tarihine yüzyıllar içinde baktığımızda teşkil ediyor. Biliyorsun geçen sene patladı aslında isyan. 2017 sonunda, 2019 başında ekonomik nedenlerle. Ama öyle de olsa sonuçta bu kültürel, politik bir takım arayışları beraberinde getirdi. Ve o dönemde de ilk işte beyaz çarşambalar dediğimiz bir şeyin, hareketin ilk izlenimli, ilk emarelerini biz o zaman gördük. Peki, gençlerin dahil olmasını nasıl yorumluyorsunuz hocam? Mesela hani sosyal medya vesaire etkili oluyor mudur onların üzerinde? Olmaz olur mu? O yüzden yani işte mesele bugünün dünyasında dijital iletişim çağında, yani iletişim imkanlarını devletlerin, siyasi otoritelerin sınırlama, kısıtlama olanaklarının hemen hemen hiç olmadığı, dolayısıyla otoriteryan rejimlerin çok büyük bir açmazla karşı karşıya oldukları bir dönemde İran'da sonuçta ne yaparsa yapsın bunun önünü alamıyor ve hani gençlik sonuçta küresel bir kültürel etkileşim içerisinde dünyanın her tarafından birbirini bulabildiği gibi İran'da da buluyor. Şimdi de artık biliyoruz ki işte İran'da Beyaz Çarşambalar Hareketi. Şimdi bunun gelme nedeni değil mi? Okullar açıldığı için. Okulun ilk gününde öğrencilerin videosu var. Bunu zaten yine Masih Ali Necat paylaşıyor kendi sosyal medya hesabında. Evet. Muhtemelen ülke medyasında yayınlanıyordur. Evet. Yani demek ki gerek İslam, gerek tesettür, gerek işte gençlik, nasıl bakarsak bakalım bugünün dünyasında tek bir ve işte tek tipleştirilebilecek bir İslami pratik yok. İslamlar var aslında. Evet. Hani buna belki kızacaktır İslami dünyanın içinden bakanlar ama pratikte bir İslam yok, İslamlar var. Peki bu imam fest hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Mesela bir başka şimdi tam işte üstüne geliyor bu da. O nedir? İstersen bir şey yapalım, bilgi 2020 verelim. 2020 yılında İngiltere'de ilk Müslüman LGBTİ festivalinin yapılması planlanıyor. Hatta buna crowdfunding, bu kitlesel fonlama üzerinden bir bütçe çıkarmaya çalışıyorlar. Hedef 5000 sterlin ama şimdiden 3000 sterlinden fazla bir miktar toplanmış. İman isimli bir sivil toplum kuruluşu düzenliyor bunu ve amaç da Müslüman LGBT'lere özel bir onur haftası düzenlemek. Yani Türkiye'de de AK LGBT hareketi olduğunu da biliyorsun, gündeme geldi ama tabii Türkiye'de bu çok zor hayata geçmesi. Biz biliyoruz Türkiye'de de gerek işte trans, gerek gay, lezbiyen kimliklerin, kültürlerin dini duyarlılığı olan, Müslüman bir yaşam biçiminin içinde olan üyeleri var. Şimdi biraz önce söylediğim hani farklı coğrafyaların kendi tarihsel, kültürel, ekonomik bağlamlarına göre farklı İslamlar, İslam adına, Müslümanlık adına farklı örüntüler karşımıza çıkıyor. İşte Londra'da bir İslami LGBTİ hareketi böylesi bir etkinlik düzenleme noktasına gelmiş ve karşılığını buluyor. İran'da bırakın LGBTİ kimliklerin nefes alıp vermesini, kadınların tesettür açısından serbestisini engelleyen bir rejim var. Türkiye'de işte bir taraftan seküler toplumun içerisinden işte kanser
mücadelesi veren bir genç kadına karşı işte biraz daha dinin teselli gücünden yararlansaydın böyle olmazdı diyenler var. Yani bak farklı pratikler nasıl karşımıza her yerde çıkmakta. Yani mesele galiba değişen dünya karşısında Müslümanlığın ne kadar değişip ne kadar değişmemeyi göze alabileceği. Şimdi bu iman evet. hareketinin biliyorsun öncüsü El Fatiha adlı yine işte Londra merkezli bir başka topluluktu. Ve ben onları o zamandan 90'ların ortasından itibaren takip ediyorum. Çok zor bir konu ve İslam'ın yumuşak karnı bu biliyorsun. İslam'da üç büyük tek tanrılı dinde de olduğu gibi Lut kavminin başına gelenler üzerinden kutsal metin nerede sürekli bir hani bir homofobi İslami bir şeyle de dini bir haleyle de sarmalanarak hep iddia edile gelmiştir. Ama mesele şudur. Şimdi o tartışmalara girecek vaktimiz yok ama mesele şudur. Eğer bir eşcinsel, bir gay, bir lezbiyen, bir trans birey ben Müslümanım, ben Allah'a inanıyorum diyorsa ne yapacaksınız? Şimdi sizin karşınızda böyle bir sorun var. İslam bunu toptan reddediyor. Bu hastalıktır, bu sapıklıktır, bu günahtır diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Ama bu imkansız. Yani bugünün dünyasında bir kere cinsellik yelpazedir, yekpare değildir. Bu konular sağlık açısından, tıp açısından, biyoloji açısından ama antropoloji açısından, sosyoloji açısından, psikoloji açısından ele alınıyor, tartışılıyor. Bu tartışmaları da bir yere vardırmak mümkün değil. Eşcinsellik hastalıktır diyenler var. Eşcinsellik sapkınlıktır diyenler var. Bunlarla ancak İslam'ı bugünün dünyasında daha da itici hale getirirsiniz. İslam'ı kaybetme yolunda çok başarılı bir pratik sergilemiş olursunuz. Halbuki bak Londra ortamında, Batı ortamında böylesi bir hareket kendisini ifade ediyor. Zaten bir sivil toplum kuruluşu olarak kendilerini anlatıyorlar her tarafta. Ve önümüzdeki yıl böyle bir etkinlikle ortaya evet. çıkacaklar. Türkiye'de ise biliyorsun onur yürüyüşleri hala büyük bir problemle. Üstelik işin içine dini katarak bu dinbaz iktidar tarafından ve onun destekçileri tarafından çok ciddi bir homofobinin, heteroseksizmin ve hak ihlalinin, nefret suçunun odağında yer alıyorlar. Peki hocam faiz haram mıdır? Konular birbiriyle... Evet, hepsi o kadar bağdaşıyor ki. Faiz haramdır diye biliyoruz. Bilmiyorum. Evet, Diyanet yani, öyle söylüyor. Evet, kitapta öyle yer alıyor. Ve Diyanet yıllarca hep faiz haramdır dedi. Evet, ama Diyanet'in dini yayınlar üzerinden 2 milyondan fazla faiz geliri elde etti ortaya çok çıktı. Çok güzel. Evet, evet, yani 2 milyondan evet. fazla. Demek ki... Yani Diyanet bir dini hizmet kurumu olmaktan öte bir iktisadi işletme haline gelmiş. Diyanet söz konusu olduğunda artık bir işte döner sermaye var, yayınlar var. Evet. Orada işte insanlara ne satılıyor? Din mi satılıyor acaba? Şimdi bilemedim ben. Şimdi tabii Diyanet ayrıca Türkiye'de hani çok tartışılan bugünkü durumu itibariyle çok tartışılan da bir kurum. Yani işte laik devlette, laik bir ülkede hani devlete bağlı bir kurum, işte din kurumu nasıl olur olmaz. Cumhuriyet'in erken dönemlerinde bu bir ihtiyaç olarak düşünüldü. Yani Cumhuriyet'i kuranların derdi bir ulus devlet formunu kazanmış Türkiye Cumhuriyeti'nde İslam'ı da ulusal bir forma büründürme yolunda çaba harcamaktı. Elbette Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçirilirken dinin bir politik merkez kaç kuvvet olarak da kullanılabileceğine ilişkin kaygıları vardı rejimin ama sonuçta Diyanet'i hem dini bir şekilde denetlemek ama öte yandan da bir Türkiye İslam'ı var etmek için işlerliğe soktular. Fakat bu tartışılabilir ve Türkiye'de hep tartışılıyor. O zaman da bu yanlıştı. Bugün de olması yanlış.
Ama yani bunu bir kenara bırakalım. Bugün sonuçta Diyanet Türkiye'de, Türkiye toplumunda eğer dini, Diyaneti düzenleme konusunda ya da farklı inançların bir barış ortamında, sosyal barışı tesis etmek için bir aradalığını sağlama yolunda çaba gösteren bir kurum olmanın çok ötesinde kendince belli bir mezhebi öne çıkaran bir dini anlayışla siyaseten etkili olmaya başladığını ve Türkiye'de seküler toplum üzerinde, yine Nevzat Tarhan'ın tweetine dönecek olursak, orada nasıl seküler toplum, seküler yaşam, seküler kimlik üzerinde bir baskı oluşturuluyorsa yumuşak yumuşak, Diyanet de çok uzun zamandır seküler toplum üzerinde böyle bir baskı oluşturuyor. Piyango haramdır, yılbaşı haramdır, gençlerin el ele tutuşması, nişanlıların el ele tutuşması haramdır. Ve bir dolu hani karşımıza çıkan fetvalar var günlük hayatı sürdürme yolunda. Bugünün bu karmaşık, küresel, kozmopolit ve melez dünyasında, zor dünyasında insanlar hayatı sürdürmekte zorlanırken bir de böylesi bir daraltma çabası bu kurum tarafından geliyor. Peki işe yarayabilecek daraltma çabaları bunlar. Çünkü dijital dünyada, sosyal medyanın var olduğu bir dünyada artık herkes her şeyi görürken bu sözler ne kadar etkili oluyor sizce? Sedancığım, olmadığını zaten işte faiz alan Diyanet karşımızda olunca görüyoruz. Evet. Yani nasıl mümkün olabilir ki? Bak kendileri bile sonuçta tamam bu hazineye gidecek bir şey ama sonuçta bu bir faiz işte. Parayı faize yatırmışsın ve oradan bir gelir elde etmişsin. Bütün bunları yapmışsın. Yani seküler bir hayatın içinde istediğin kadar dini, taassubi bir baskı oluşturmaya çalış. Yani seküler yaşam mızrağı o çuvala sığmıyor. Ekonomik olarak sığmıyor, kültürel olarak sığmıyor, teknolojik olarak hiç sığmıyor. Esas mesele burada teknolojinin ortaya çıkardığı yeni bir kültürel iklim var yeryüzünde. Bunun yarattığı sorunları yaşıyor insanlığımız. Ama bu sorunlardan çıkış böylesi regresif, geriye doğru ve bugünün insanını, gencini, kadınını, erkeğini okuyamayan dar zihniyetlerle olabilecek bir şey değil. O yüzden insanlara işte faiz haramdır derken bakıyoruz ki hani aleme verir talkımı, kendi yutar salkımı hesabı. Diyanet kanaatkarlıktan çıkmış. Kanaatkarlık biliyorsun bir İslami haslet, hani hep önerilen bir İslami prensip diye düşünülür. İnsanları kanaatkarlığa teşvik etmek. Kârı kanaat etmiş. Kanaatkarlıktan kârı kanaat saymaya doğru yürümüş. Yolları açık olsun ama bizi de rahat bıraksınlar. Peki hocam, bu haftanın bir tane daha kahramanı vardı. Türkiye dışından, Türkiye'de ilgilendiren bir konuyla ilgili konuştu kendisi gerçi ama Greta Thunberg, biliyorsunuz geçen haftaki programda da biraz bahsetmiştik. Kendisi 16 yaşındaki çevre aktivisti. Evet. İlk başta cuma günleri okulu okula gitmeyerek İsveç parlamentosu önünde yaptığı eylemlerle adını duyurmaya başlıyor. Hı. O eylemlerde tek başınaydı. Bu hafta gerçekleşen iklim grevi, küresel iklim grevi sırasında milyonlar onunla birlikte sokaklarda yürüdü. Evet. Bir de New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde çok ateşli bir konuşma yaptı. Herkes evet. ondan bahsediyor biliyorsunuz. Belki biraz onu da görme imkanımız olabilir. Bantta vardı çünkü. Burada büyüklerine evet. Sesini duyabiliyor muyuz? Yet you all come to us young people. Yani benim gençliğimi çaldınız diyor zaten özetle. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Çok kararlı görünüyor. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning görünüyor. Of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Aslında çok
bir söylediği bir söz var. Çok küçük yaşta duymaya başladığını söylüyor küresel iklim krizi lafını. Hı-hı. Ama televizyonlarda verilmiyorsa gerçek değildir o zaman diye düşündüm diyor. Ama sonra anlıyor ki aslında çok gerçek, televizyonlarda gerçek yani bilinerek verilmiyor. Onun üzerine çok ateşli bir konuşması oluyor böylelikle. Evet. Yani gerçeği hani televizyona özdeş saymak tabii. Ama ayrı bir tartışma konusu. Evet. Yaşına tabii verelim. O sırada çok daha küçüktü muhtemelen. Şu an evet. 16 yaşında. Evet. Evet. Şimdi tabii bu görüntü çok tartışıldı. Hani Greta'nın bir sembol haline geldi tabii. Ama hani hala bir çocuk olarak bakıyoruz bir yandan ve hani böyle bir görüntü bir çocuk açısından sanırım hani pedagoglar da bunun üzerinde duruyor. İşte başka pek çok çevre bunu bir ya burada başka bir şey de başka bir sorun da var mı diye tartışmaya açtılar. Zor bir konu bu çünkü bir taraftan burada artık karşımızda bir çocuk yetişkin var. Evet. Ve hani bu da bir çağ hali aslında. Bir yetişkinleştirilmiş çocukluktan biz söz edebiliyoruz bugünün dünyasında. Çocuklar yine kitle kültürünün, kültür endüstrisinin isterleri doğrultusunda bir anlamda bebeklikten yetişkinliğe o çocukluk döneminin çok alanının daraldığını görüyoruz. Bunun tabii çok olumsuz dışa vurumları da karşımıza çıkıyor. Mesela işte medyada programlara bakıyoruz. O programlarda çocukların yetişkin görünümleriyle, popüler kültürün içerisinde yetişkin görünümleriyle karşımızda olduğunu görüyoruz. Yani mesela bir tarafta işte O Ses Türkiye yarışmasının bir başka versiyonu olarak ortaya sürülen O Ses Çocuklar var mesela. Yani Survivor bir reality show, onun bir uzantısı olarak Survivor Minik Kahramanlar. Yani yetişkinler ne yapıyorsa, ne yaşıyorsa, nasıl eğleniyorsa çocukların da aynı şekilde yaşar, eğlenir ve onları yapar hale geldiğini görüyoruz. Ama işte bir taraftan da bu yetişkinleştirilmiş çocukluk hali kendisini mesela bu iklim krizi noktasında olduğu gibi bence çok pozitif bir yönden de dışa vurdu. Orada da yetişkinleştirilmiş bir çocukluk var. İşte Greta'nın okulu boykot edip işte her cuma okula gitmeyerek bu konuda dikkat çekmesi. Böyle bir duyarlılığı Türkiye'de de bu karşılığını buldu. Türkiye'de de 11 yaşında Atlas Sarrafoğlu aynı eylemleri başlattı. Bunları izledik. Bu işte bir şekilde yetişkin dünya, kapitalist yetişkinlik aslında. Şurada 10-12 yılı kaldığı söylenen dünyanın eğer böyle giderse endüstriyel işleyişi, ticari işleyişi dünyanın küresel ölçekte biz yeryüzünü kaybediyoruz. Çok ciddi bir kıyamet haline gidiyoruz. Hala bu konudaki duyarsızlıklar var ve çocuklar buna karşı işte bizim 12 yılımız kaldı, siz ne yapıyorsunuz diyerek ortaya çıktılar, harekete geçtiler. Şimdi tabii burada şöyle bir sorun var, onun altını çizmemiz gerekir. Şeyden hani bunlar şov yapıyorlar diyenler evet, var, onlarla onlarla aynı kefeye konmamak üzere şunu söylememiz gerekir. Medya elbette bunu haber yapacaktır ve bunu duyuracaktır. Ama şunu da biliyoruz ki medya bir şekilde haber ihtiyacı açısından bunu malzeme de yapabilecektir. Mesela şeyi hatırlıyorum, Türkiye'de 1999 depremi olduğunda o dönemde toplumun ihtiyacı olan deprem profesörleri bir müddet karşımızda bize çok kritik dönemde o panik halinde son derece aydınlatıcı önemli bilgiler verdiler. Ama giderek onların medyatikleşmesinin sonucu olarak biz işte o deprem profesörlerini pazularıyla işte vücutlarıyla yılın yakışıklı erkeği seçilerek karşımızda görür olduk. Yani burada da böyle bir tehlike olabilir. Greta'nın konuşmasını o yönde yorumlayanlar da oldu. Yani bilemiyoruz oradaki duygu halini. Ama hani orada
içtenliğini sorgulamak gibi bir bizim haddimiz değil, hakkımız olamaz. Fakat böyle bir tehlike var. Hem bir taraftan bir yetişkinleştirilmiş çocukluk durumunun örneği olarak ele alınması gerekiyor. Diğer taraftan da buradan medya işte yeni yüzler kendisine bulmuş olarak bir yeni malzeme çıkarmak gibi, haber malzemesi çıkarmak gibi, bir medyatikleştirmeye gitmek gibi bir tehlike de var. O konuda dikkatli olunması gerekir diye düşünüyorum. Burada hocam uyarı geldi. Yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor programı. İsterseniz bir de son defa bir Emmy'lerden de bahsedelim. Çünkü bu hafta 71. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Evet. Orada da çok değişik bir yönlenme oldu. Çünkü mesela Game of Thrones gibi büyük yapımlar evet beklenen ödülleri aldılar ama mesela Fleabag gibi küçük bir bütçeli tamamen kadın merkezli bir hikaye de 4 tane ödül aldı. O açıdan önemliydi. Evet. En iyi komedi dizisi, en iyi kadın oyuncu, yönetmen ve en iyi senaryo ödüllerini aldı. Şimdi oyuncu aynı zamanda yazarı değil aynen. mi? Phoebe çok, Waller-Bridge aslında evet. bir tiyatro oyunu bu. Evet. Oradan diziye uyarlanmıştı. Şimdi iki sezon sonrasında dizi bitti maalesef. Evet. Herkes çok üzüldü. Fakat çok ilginç değil mi? 2017'de ilk bölüm, ilk sezonunu izliyoruz. Evet. Sonra birkaç yıl ara geçiyor. Veriyor, evet. 2019'da ve hakikaten yani çok önemli, çok çarpıcı bir dizi. Hani insanlığımızın kadın erkek ilişkisi, evet. aile, bütün bunlar üzerinden çok gerçekçi ve hem sanatsal bence hem de edebi değeri olduğu düşünülebilecek bir dizi. Evet. Ve o ödülü aldı. Başka aynen. ödül alanlar da var. Benim için çok önemli bir ödül var. Yani 11 sene önce bir LGBT kanalında başlayan bir drag queen yarışma programı var. RuPaul's Drag Race. Onlar son birkaç senedir Emmy'lerde bayağı büyük ödüller alıyorlar. Bu sene de en iyi yarışma ödülünü aldılar. Ben o açıdan çok seviniyorum. Her seferinde bir fanatik gibi onları izliyorum. Bunun için evet bu çoğulcu söylem özellikle bu büyük büyük yapımların hakimiyeti yani izlenmeye devam etse de İnsanlar daha çok bu tür şeylere kaymaya başladı. Yani daha sahici olan programlara, daha sahici olan dizilere tabii. yönleniyorlar. Biraz bunda galiba dijitalin yeni normal olmasının da etkisi var. Özellikle hani bizim ülkemiz açısından böyle bu. Yani Türkiye'de çünkü siyasi iktidar hem matbuat medyasını yani basılı hani kağıt gazete alanını hem de televizyon medyayı siyasi ablukaya almış durumda. Hı hı. Ve orada farklı olanı, bu senin sözünü ettiğin farklı olanı, çoğul olanı kimlik olarak, kültür olarak, düşünce olarak temsilin imkanı kalmadı. O yüzden dijital ortam bizim ülkemizde bu tür farklı sesleri duymak açısından tabii çok önemli bir role sahip, işleve sahip. Ama dünyada da Seden biz biliyoruz ki televizyel seyrin de sonu geldi. Evet. Yani hani Gutenberg galaksisinin sonu geldi hep söylüyoruz bir yandan ama televizyel medyanın evet. ne diyelim buna Edison galaksisi olur mu? Edison galaksisinin de sonuna doğru geliyoruz. Bir Bill Gates galaksisi tamamen hakim hale geliyor kültürel aynen. olarak hayatımızda. Dolayısıyla burada bir şekilde Netflix üzerinden de evet, dijital değil mi? Platformların bayağı söz sahibi olmaya başladılar. Sinema üzerinde çok söz sahibi oluyor Netflix gibi dijital platformlar. Yani Cannes Festivali gibi daha geleneksel sinemaya bağlı olan yerler çok Netflix evet. yapımlarını tercih etmiyorlar. Zaten yarışma programına da yer vermiyorlar. Ama şu an mesela geçen sene, geçen haftalarda Venedik Film Festivali'nde iki tane Netflix filmi premier yaptı. Ayrıca, kaçış yok. Aynen. Martin Scorsese filmi var. Al Pacino ve Robert Redford'lu. O da 27 Eylül'de New York Film Festivali'nde premier yapacak. Yine Netflix aynen. yapımı. Meryl Streep'li Laundromat işte bu dediğim Venedik Film Festivali'nde premier yapan film. Ayrıca Marriage Story diye bir film daha var. Bu Kramer vs. Kramer'a benzetiliyor. Bir boşanma hikayesi. Bunlar hep ses getiren yapımlar oldu. Muhtemelen ödül sezonunda adını daha çok duymaya devam edeceğiz. Ama Netflix gibi dijital platformlar sadece dizi değil artık sinemada da evet. sesini duyurmaya başladılar.
Yani Hollywood'un yerini Netflix alıyor evet. belki artık. Neyle ilgili? Yani bunu da aslında hani biraz önce söylediğimiz o galaksiler, metaforlar üzerinden, mecazlar üzerinden konuşuyoruz. Yani şöyle, 19. yüzyıl romanın olmuştur. 20. yüzyıl sinemanın oldu. Ne diyelim şimdi, çok reklam da olacak ama yani Netflix artık bir simge. 21. yüzyıl dijital platformların olacak evet. gibi görülüyor. Özellikle kurgu üretimi açısından, hayal üretimi açısından, hayal gücünün hayata geçtiği örnekleri sergilemek açısından. Dolayısıyla tabii dizinin hayatımızdaki yeri de sinemanın, sinema filmlerinin hayatımızdaki yerine göre bana kalırsa değişiyor. Tabii. Yani daha çok dizi izleyen ve işte nasıl sinemanın ticari örnekleri olduğu gibi son derece sanatsal ve edebi örnekleri varsa ve o yüzden sinema bir yedinci sanat ismine değerlendirmesine layık görüldüyse dizilerde de elbette çok ticari ürünler var ama öte yandan bence sanatın sanatsal değeri çok yüksek, edebiyatın da intikal ettiği diziler de var. Evet. Bu açıdan hani dizilerin de 8. sanat olmaya doğru gittiğini düşünmek neden olmasın. Yani bir tabii. Breaking Bad'i düşün, bir The Walking Dead, işte şey işte Fleabag değil mi? Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'de mesela bir İkinci Bahar, işte Çemberimde Gül Oya, yani bütün bu diziler ve işte daha pek çok buna eklenebilir. Süre daraldığı için ben şu anda biraz da telaş içindeyim. Yani sonuçta Netflix ve benzeri dijital platformlar üzerinden hem kurgusal olanla kurduğumuz ilişki değişiyor. Evet. İstesek de istemesek de roman hala nasıl okunmaya devam ediliyorsa sinema salonlarına da rağbet etmeye insanlar devam edecekler. Ama bir yeni normal. Yani evet. 19. yüzyılın normali nasıl matbuatsa, yani yazılı basılı eserlerse, 20. yüzyılın normali sinema televizyonsa, 21. yüzyılın normali de işte dijital platformlar ve biz orada işte Netflix sinema filmleriyle de bu gelenekselleşmiş festivallerde yer alacaktır. Evet. Pek çok sinema oyuncusunun sinema filmlerinin yanı sıra dizilerle de, televizyon aynen. dizileriyle de karşımıza çıktığını da görmeye devam edeceğiz. Evet, yani müzik dünyası dijitalleşme konusunda sürecini tamamladı gibi. Onlar yoluna soktular ama dizi ve sinema dünyasında biraz daha muhtemelen yapılacak tartışmalar var, sürecek tabii, tartışmalar tabii. var gibi geliyor. Bu söylediklerimize itirazlar elbette olacaktır ama bunları tabii tartışmaya devam edeceğiz. O zaman çok teşekkürler hocam. Biz haftaya tekrar bir perşembe evet. günü saat 11'de görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.